Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı, aynı zamanda Türkiye'nin en iyi espriler yapan cerrahı şu anda stüdyo konuğum. Gerçekten kendisi yakında espri kitabı çıkartacak. Heyecan içinde bekliyorum. Hiç satılmaz herhalde. Aynı ay Allah'ım. Ve aynı zamanda kendisi gerçekten tartışmasız çok iyi bir ressam. Çiçek resimleri yapabiliyor, kare resmi yapabiliyor ve üçgen resmi yapabiliyor. Yani bu bilmecenin sonucunda bravo. Evet, ekip arkadaşımı alkışlayın, çok güzel. Evet. Bilin bakalım bu kim? Bugün omurilik. Bunlar omurilik mi? Çizimi yapmaya çalıştım. Aslında bu omur kemikleri. Allah rızası için bu ne? Çabuk söyleyin bana. Şimdi bu omurilik mi? Şimdi... Bir saniye ekip arkadaşlarımı soruyorum. Tamam, ekip arkadaşlarım. Tek cam bu ne? Kare. Evet, söyleyin, başka yorumlar alayım. Omur kemiklerini yazıyorum. Omur kemiği falan değil. Tren rayında giden tren ya da roket uzaya doğru gitmek üzere olan roket. Bu onur kuyruk kemiği. Sokumu mesela. Omur kemiği dedi, çok kötü. Kuyruk sokumu. Bak kuyruk sokumu. Kuyruk sokumu mu? Eğer evet. Benim böyle bir kuyruk sokumum varsa ben... Evet, bir şey söyleyeceğim. Aslında bayanlarda var. Böyle. Yani bayanların bu lordozu... Bu kuyruk sokumu falan aynen. Değil. Şimdi şöyle, bayanlardaki lordoz fazladır. Nasıl ciddi hala? Bayanların şu lordozu, şu eğimi fazladır. Evet. Erkekler biraz daha düz bele sahiptir. Evet. Erkeklerin bu duruşundan birazcık da tabii ki... kas yapısından sevgili, ve pelvis dediğimiz kalça evet, yapısından. Evet. Sevgili Picasso'cum, sağ taraftaki nedir tam bu olarak? Bu da bu omurilik kanalına ortadan bakıyoruz. Bakın, nereden bakıyoruz? Bu beşinci omur kemiği. Evet. Bu beşinci omur kemiği. Tam ortadan baktığımızda şuradaki kanalı kırmızı kırmızı burada görüyoruz. Sizin okulunuzda buradan, resim dersi yok mu? Yani 10 sene okuyorsunuz o tıbbı. Düzgün bir tane de resim dersi. Neyse 20 sene 50 sene neyse. Resim dersi yok mu onun içinde? Resim dersi. Bir omurilik çizdirmek olsun, bir perspektif olsun. Bir şey bu çok iyi çünkü biz genelde doktorların yazısı bile çok kötü. O zaten tartışılmaz. Yani resim anlayamazsınız. O yüzden bizden bir tane Picasso çıkmaz. Hepimiz birer Picasso'yuz. Tam olarak hepimiz, Picasso bu. Ha, bir tane çıkmaz. Hepimiz Picasso'yuz. Evet efendim. Ben şimdi burada omurgayı lütfen, çizmeye çalıştım. Ben ciddiyetinizi bozmayayım. Timsah resminde biz omurilik hayal ederek meseleye çok konsantreyiz. Sağdaki de böyle çiçek olmak istemiş ama olamamış, yaprağı var gibi diyor. Ama ben çok konsantreyim. Şimdi omurganın sustum. Normal hali bu ama. Yani normal hali çok buyken bak şurada 3 ile 4 arasında yeşille çizdiğim yastıkçık. Dalga yani, geçmeyin oğlum. Omurganın ikisi arasında o bütün basıncı alan... Süspansiyon yapan şunlar yastıkçıklar. Bir şey söyleyeceğim. Bak. Senin espri yapmana gerek yok. Gittiğin yerde omurga resmini çiz, tamam mı? Zaten yeterince espri yani. Tamam, sustum. Tamam, bu çok iyi. Çok kızdı bana konuya yani, giremediği için. Sevgili izleyiciler, bugün sizlere omurganın normal halini anlatacağım. Ceyda sustuğuna göre. Omurganın normal halinin üzerinden bir de omurgada kayma. Hani son zamanlarda çok fazla duymaya başladığınız kaymanın neden kaynaklandığını anlatacağım. Ceyda bir saniye bir şey anlatacağım. Çok özür dilerim, bir şey sorabilir miyim? Bu kaymış olan mı kaymamış olan? Hayır, bunun kaymamış. Bunun bir de kaymışı mı var? Bir de kaydıracağız bunu şimdi. Şimdi kayma derken hani bildiğiniz aslında dizilim bozulması. Evet efendim. Bakın bu dizilim ne kadar muntazam. İkinci çok muntazam. Bel omuru, üçüncü evet. Bel omuru, dördüncü, beşinci. Burası da sakrum kemiği. Evet. Sakrum dediğimiz kuyruk sokumuna doğru giden birleşmiş bir milletler. Omur kemiği. Milletler. Evet efendim. Peki bel kayması nasıl oluşuyor? Bel kayması nedir dediğimizde işte bu dizilimin bozulması. Önce bu dizilim nasıl bozulduğuyla ilgili bir şekil değiştirme yapalım. Bakın ben bunu siliyorum şimdi. 4 ile 5 arasında bir bel kayması oluşturacağız. Ki ona göre de bir bel kayması nasıl oluştu Ceyda, çok güzel dinliyorsun. Bir bel kayması nasıl oluştuysa bunun üzerinden de aslında sizin o bel kaymasıyla ilgili yaşayabileceğiniz senaryolar ortaya çıkartacağız. Bakın omurgamız şimdi böyle geldi. Yine tren kuyruk sokumu. Tren raydan çıktı çocuklar. Aynen öyle. Yani gerçekten tren raydan çıktı diyebilirim. Çünkü buradan bakın kırmızı kırmızı omurilik sinirleri gelirken burada böyle bir merdivenleşme, basamaklaşma oluştu. Görüyor musunuz? Buradaki basamaklaşma. Burayı her zaman bu kadar net göremeyebiliriz. Bu MR'da net gözükmez. Tomografide veya dinamik filmlerde gözükür. Asıl buradaki yastıkçık çok önemli. Çünkü yastıkçık artık iki tarafı da dengede tutmaya çalışan bir basınca maruz kalır. Yani yukarıdan gelen basınçları aşağıya net düz iletemeyeceği için mutlaka burada bir
anlaşmazlık olur. Bu anlaşmazlıktan dolayı önce bir pseudo bulging dediğimiz yalancı bir fıtık oluşur. Pseudo bulging. Yani yalancı bulging. Yalancı fıtıklaşma oluşur. Şurada olan mıydı? Şurada evet kırmızı. Evet ama onun yalancı diyoruz. Neden? Aslında bir fıtık değildir. Sadece alanı kompanze edebilmek için genişlemeye, daha doğrusu oraya tutunmaya çalışır. Yukarıdan gelen basıncı aşağıya eşit dağıtmak zorunda. Dağıtamadığı zaman veya yük fazla bindiği zaman, ki bu ne zaman olur? Mesela zor bir doğumda bir bayanın yaşadığı veya ağır kaldıran bir beyefendi, ani bir yükün altına giren bir hanımefendi veya bir şekilde travmaya maruz kalan veya doğuştan buradaki esneklikten dolayı. Sen hiç çocuklarda bel fıtığı söylemiyorsun ha? Çocuklarda bel fıtığı çok zor olur, çok nadir olur. Neden? Çocuklarda görülen sadece bel kaymasıdır, o da doğuştan olduğu için. Çocuklardaki bel fıtığı 14 yaşından sonra, 14 yaşına kadar bir probleminiz yok çünkü kemikler daha sert değil, buradaki disk yastıkçıklar daha yumuşak ve %96'sı su. Ama ondan sonra bu su oranı gitgide azalıyor. Orası artık esnekliğini kaybetmeye başlıyor ve binen yük fazla ve anlamsız yüklenmelere bağlı olarak da dejenere oluyor, yıpranma oluyor. Şimdi burada bakın, o kadar önemli ki buradaki sinir şuradan yaylandıkça, şuradan yaylandıkça siz ne yapıyorsunuz? Bir bel kayması ile ilgili problem yaşamaya başlıyorsunuz. Bu arada bel kayması ile ilgili problem yaşayan insanlar şunu çok iyi bilirler. Ben 5 kilometrede yol yürürüm hocam, hiçbir şeyim olmaz. En ufak bel ağrım olmaz. Ama 2 dakika şu banka kuyruğunda bekleyeyim veya bir fırında işte ekmek alacağım, böyle bir ayakta dikileyim, belime bıçak saplanır gibi ağrı oluyor derler. Aslında o kadar önemli, güzel bir bulgu ki, neden derseniz bunun yol yürüten sebep ne? Buradaki kas, bakın uzunlamasına, bu bölgedeki uzunlamasına kaslar vardır. Paravertebral adele deriz. Bu kaslar o hastayı sapasağlam tutar. Yani ayakta tutar. Oradaki kaymanın artmasına, buradaki sinirlerin basıya maruz kalmasını engeller. Ama yürürken siz oturduğunuz yerde böyle dimdik kasılı bir şekilde oturmuyorsunuz, yığılıyorsunuz. Hele hele yumuşak bir koltukta şöyle oturduğunuz zaman eyvah ki kalkabilesiniz. Bel kaymasının belirtisi bel fıtığından o yüzden farklıdır. Bugün tedavisinden biraz bahsedeceğim ama tedavisini şöyle bahsetmek istiyorum. Sebebe yönelik tedavi. Tamamen doğumsal bir olay. Yani doğuştan oranın eksik malzeme, eksik bir şekilde olması. Doğuştan omurilik pars defektiyle doğması. Biz onu ameliyatsız tedavi edemeyiz. Ameliyatında da çok basit tedavi. 4 ile 5 kaymış. Ben oradaki iki arkadaki kemiğin normalde bir eklem olması gerekirken buranın kırık gibi gözükmesi. Zaten pars kırığı diye geçer o. Pars defekti. Oranın mutlaka defektin tedavi edilmesi. Birer vidayla da 4 ile 5'in birbirine bağlanması lazım. Bu kadar basit. Tedavi bir ameliyattır. Ama asla bir tümör ameliyatı, bir kanser ameliyatı gibi zor bir ameliyat değildir. Çocuğun normal hayata dönmesi inanın 2 haftasını 3 haftasını alacak. Ondan sonrasında tamamen normale dönecek. Çünkü bu dizilim bozulmuş. Bozulmasında tekrar kaynama ihtimali sıfır. Yalancı eklem oluşmuş, yalancı fıtık oluşmuş. Bizim orada müdahale etmemiz gerekiyor. Evet. Bu çocuğun pars defekti düzeldi. 2 hafta oldu. 1. hafta kontrolü benim tatil sonrasına denk geldi. Ben ameliyat ettiğimiz çocuğu arıyorum. 17 yaşında bir kız çocuğu. Hani ameliyat ettiğimiz çocuk bir işte korse takar, böyle biraz slow motion yürür falan gibi düşünürsünüz değil mi? İnanılmaz hareketli, zıplayan, elinde kocaman bir çiçekle gelen bir kız çocuğu. Şimdi neden mi? Buradaki iritasyon bitti artık. Yani sinir buradan geçerken şurada artık kavis yapmıyor. Bu merdivenleşme yapmıyor. Burada ezilmiyor. Bu çocuk ayakta dururken bu ezilmeyi o kadar net hissederken, arkadaşları spor yaparken o yapamazken, arkadaşları koşarken, eğlenirken, kendi aralarında şakalaşırken bu belim diye tutulup oturamıyor, kalkamıyor, hareket edemiyor haldeyken 2 haftadır her şeyi unutmuş, tamamen normale dönmüş bir insan oluyor. Bizim burada zaten yapmamız gereken bu. Buradaki anormal hareketi engellemek. Çok hızlı konuştum. Buradaki... güzel konuştun. Yani sistem 5 tane ciddi bir problemden dolayı kaymaya dönüşüyor. Bir, doğuştan dedik. Peki diğer 4 tane nedir? Bir tanesi de yaşlılık efendim. Yani yaşlanınca da o dejenerasyon, bu iki omur kemiği arasındaki disk yapışması birbirini bırakıyor. Alan iyice daralıyor çünkü suyunu kaybediyor. O alan birbirini kaybedince
sırtında taşıdığı yüklerle birebir o hastanın omurgası belli bir kaymaya dönüşüyor. Ama bu yaşlılık bizim için kesin bu kaymayı ameliyat edeceğimiz tarzda bir kayma değildir. Bu yaşlılık yaşlılığa bağlıdır. Biz çoğu zaman bu yaşlılığa bağlı kanaldaki kaymayı darlıkla görürsek sadece darlığına müdahale ederiz. Kaymaya hiç müdahale etmeyiz, kaymayı tedavi etmeyiz. Bir tanesi idiopatik, yani sebebi bilinmeyen. Ama bir tane travmatik var, o çok maalesef dramatik bir olaydır. Bir bakarsınız kaza geçirmiş, takla atmış, ağaçtan düşmüş, onlar da bel kayması. Biraz daha kaysa zaten omurliği kesip felç oluşturacak. O yüzden dramatik deriz. Biz onlara müdahale ederiz. Hemen o kaymayı düzeltmeye çalışırız. Vida platin takarız. Bir tane de var ki işte benim bugün altını çizmek istediğim open surgery, yani açık ameliyat. Beline herhangi bir şekilde ameliyat uygulanmış, buradaki kemikler, destek dokuları alınmış, buradaki disk kazınmış olan hastaların uzun dönemde, ki bu uzun dönem 30 yıl 40 yıl değil maalesef 4-5 yılda ortaya çıkan bir bel kayması söz konusu ve biz bunu literatürlere artık iatrojenik, yani ameliyatlara bağlı, doktor müdahalesine bağlı bir bel kayması olarak gündeme almaya başladık. Ve onun da tedavisinde mutlaka artık vida platin takmamız gerekiyor. Vida platin takmamızın en önemli nedenlerinden biri de buradaki anormal hareketi engellemek, ortadan kaldırmak. Şimdi vida platin takınca biz ne yapıyoruz? Biz omurga cerrahları olarak boydan boya vidalarla döşeyip hastayı böyle baston yutmuş gibi, oklava yutmuş gibi yapmıyoruz. Kısa segment yapıyoruz. Evet, kısa segment. Ne demek kısa segment? Burada 4 ile 5 birbirinin üstünde anormal bir hareketi var. Yani olması gereken hareketin dışında bir hareket var. Bunu engellememiz lazım. Bunu engelleyecek bir şey şu. 4'e bir tane vida takıyoruz. Vida dediğimiz titanyumdan buraya gönderdiğimiz özel, tamamen vücutla barışık, buranın ölçümüyle birebir olmuş. Bir tane de 5'e takıyoruz ve ikisini birbirine bağlıyoruz. Aynı şeyi sağlı sollu yaptığımız için 2-2-4 tane. Yani bu Ceyda'nın söylediği buradaki kelebeği düşünün. Bir tane vida şuradan 5'in tam ortasına kanalize, santralize olarak gönderiyoruz. Bir tane de buradan yine aynı şekilde 5'in ortasına santralize gönderiyoruz. Bu vidanın, bakın bu vidanın gittiği yer omurganın, kemiklerin içerisi. Buradan yukarıdaki fasit eklemlerin kenarından, buradan geçişini tamamen müsaade eden ama sinirlere veya omurliğe asla dokunmayan, sinire omurliğe dokunmadan attığınız vida şekli. Ne işe yarıyor? Aslında bizim yaptığımız bu bir saatlik ameliyat. Altında fıtığı varsa belki bir saatte onu harcıyoruz. 2-2,5 saatte biten bir ameliyatta hastaya kazandırdığımız şey şu. Hayatı ona daha konforlu sunmuş oluyoruz. Yaşam kalitesini. Yaşam kalitesini ona sunuyoruz. Yani yumuşak bir koltukta oturamayan kişi gidiyor. Buradaki vidaları takıp anormal hareketi engellediğimiz andan itibaren normal yürüyüşe geçiyor. Bunların incelikleri var. Yani bu vidaları takarken o kadar enteresandır ki çok hafif, çok yanlış bir müdahale yaptığınız anda buradaki sinire denk gelirse bacak ağrısı olur. Omurliğe denk gelirse belden aşağı felç olabilecek kadar risklidir. Omurilik suyu dışarı gelir. Hatta ileri derecede yanma, ağrı, kasılmalar yaşayabilir. Bu vidanın incelikleri içerisinde bir de göndermek tamam ama buradaki füzyon dediğimiz, yani sistem tamamen metale yük bindirmek değil, hastanın kendi kemiğini oluşturmak üzerine kurulmalı. Yani biz oradaki vidaları koyduğumuzda hastanın omurgasına bir de kemik aşı yapmak zorundayız. Kemik aşı dediğimiz füzyon. Yani bu füzyonu, bu kemik aşıyı kendi kemikleri arasına yaparız, vidaların arasına yaparız. Bir de omur kemiklerinin şuradaki aldığımız diskin arasına yaparız. Böylece hastanın buradan kemikleşmesini sağlarız, buradan kemikleşmesini sağlarız, vidalarla da destekleriz. 3 ay sonra bu kemikleşme olduktan sonra artık vidaya yük binmez. Yani metal ömrü diye bir şey vardır, metal yorgunluğu vardır. Aradan geçen birkaç sene sonrasında metale yük bindi, kırıldı bile olsa kendi omurganız kendi kemiğinizdir. Oraya koyduğumuz bütün kemikler de kendi omurganızla, kendi kemiğiniz haline gelmiş, yükü kaldıran, genişleten, aşağıya yönlendiren bir yapı haline gelir. Yani sizin artık o vidalara hiçbir işiniz kalmaz ki
Biz beyin cerrahları o vidalara iş kalmasa bile vidaları çıkarıp atmayız. Vidalar ömür boyu kalır. Doğru yerde, doğru şekilde olursa. Şimdi buradaki vidaların özelliği. Neden biz 4 ile 5'e yapıyoruz? Neden burada sakrum kemiğine de bir vida atmıyoruz? Neden 3'e 2'ye de atmıyoruz dediğinizde aslında hastaya göre bunlar seçilir. Sadece 4 ile 5 oynuyor ve altında da bir tane fıtığı varsa biz bunun müdahalesini sadece 4 ile 5'e yapıyoruz. Bu arada bel kayması derecelendirmede altta fıtık yoksa, altta kanal darlığı yoksa, pars defekti dediğimiz, pars kırığı doğuştan olan kayma olayı yoksa biz bunları ameliyat etmiyoruz. Hemen onun da altını çizeyim. Hani herkes bel kaymasıyla karşı karşıya kaldığı andan itibaren ameliyatlıktır demek yanlış. Ama birinci derecede bir bel kayması var. Altında fıtığı varsa evet o ameliyat. Ve kaymayı da düzeltmemiz lazım. Birinci derecede bir bel kayması var. Altında kanal darlığı varsa biz kanalları açtığımız zaman ki kanalları açtığımız yerler burada laminalardır. Bakın şu laminalar. Biz burayı mikrocerrahi yapar. Güzelce kanalları temizleriz. Hastanın sinirlerinin omuriliğini açtığımız zaman şu kemik füzyonumu kaldırayım bir saniye. Biz burayı açtığımız zaman kemikler rahatladığı zaman buradaki instabilite yani kayma derecesi artabilir. O riske sokmamak için hastanın vidalarını koyarız bel kaymasında. Hastanın birinci derecede bel kayması var. Artında arkasında burada pars defekti varsa yani bir doğuştan hasar varsa zaten o zaman vidasını takmak zorundayız. Biz birinci derece dışında 2, 3 ve 4. derecelere zaten koşulsuz direkt ameliyat diyoruz. Direkt olarak hastanın biz bu sıkıntısını ortadan kaldırmak için ameliyat öneririz. Bu iş doğuştan olabiliyor. Yani doğuştan dediğim tek şey o pars defekti genetik geçişte var. Biz bel kaymasında bu genetik geçişin çok da sık olduğunu düşünüyoruz. Neden? Genetik geçişte şöyle bir şey var. Ya benim annemde bel kayması var doğuştan çocukken işte çok çekmiş sonrasında ameliyat oldu diyenlerinde. Bir, belinin filmini çektirmesini bel ağrısı çekiyorlarsa ve ona göre önlem almalarını istiyoruz. Ameliyatlık düzeye gelmeden önce yapılacak çok şey var. Hani bu bel kaslarının çevresel kasları güçlendirmek, buraya yük binmesini engellemek, oturuşu duruşu düzeltmek, buradaki bel kaymasının artmasını engellemek aslında elimizde. Ha bunu yapamadığımız zaman biz ameliyat öneriyoruz ki bel kayması bir bel fıtığı gibi değil. Katlanabilir ama ilerlediği zaman hastanın bu grade 1 dediğimiz grade 2'ye gelirse veya hatta 3. derece, 3. grade'e gelirse felç riski vardır. 3. derece ve 4. derece her an buradaki kemik bunun altında kayıp buradaki sinirin bütün akımını kesebilir. Bütün akım kesilip aşağıya felç indiği zaman yapılabilecek bir şey yok. Ve bunun hani siz normal şartlarda kendiniz tek başınıza yapamazsınız ama Allah korusun arkadan bir motosiklet geldi çarptı veya ayağınız kaydı arka üstü düştünüz veya merdivende otomat kesildi boşluğa bastınız gittiniz. Olabilecek hadiselerde bel kayması olan kişinin eğer çevresel kası da güçlü değilse maalesef çok ciddi sonuçlarla bize gelebiliyor. Biz bunu bildiğimiz için bir bel kayması varsa saptamamız, ona yönelik tedaviye başlamamız lazım. Tedavi birinci derecenin üzerine çıktığı andan itibaren de tedavimiz cerrahi ameliyat tedavisidir. Devam edeyim mi? Çok güzel yani söyleyecek bir şey mi yok size? Esprili gidiyorduk ama hani bu tür olaylarda yapmamız gereken erken tanı, erken teşhis. Evet. Bir de tabii doğru bilgilendirme benim buradaki görevim. Kesinlikle. Siz de doğru adrese gitmek görevindesiniz. Lütfen ameliyattan korkmayın, geç kalmaktan korkun. Her zaman söylediğimiz bir şey ve biz Günaydın Doktor ekibi olarak Ceyda ile beraber programımıza devam edelim mi? Bir de ortağım diye söylemiyorum. Yani tahtaya çizdiği çizimleri çok şey yapmayın. Çok iyi bir doktor. Yani çizdiklerini çok şey yapmayın. Çok iyi bir doktor. Devam ediyoruz.